Gençler merhaba. Bu videomuzda 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Edebiyat ve felsefe arasında ilişki. Edebiyatta felsefede bireysel bir çabanın ürünüdür. Edebiyatta da felsefede de hayal gücü vardır. Fakat felsefecinin hayal gücü edebiyatçınınkinden az değil, yer yer daha fazla olabilir. Felsefecinin hayal gücü matematikçininki gibi soyuttur. Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi, kimi felsefeciler eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır. Edebi bir tür olan deneme, edebiyat ile felsefe arasındaki köprüyü kurar. Felsefi denemecilik bir felsefe fikrini ortaya atar ve değişik açılardan o fikrin kanıtını bulmaya çalışır. Edebi denemecilik ise edebiyatta duygudan ziyade düşüncenin ağırlık kazandığı zamanlarda başvurulan bir yöntemdir. Edebiyat ile felsefenin ortak faydası ise dildir. İkisi dile gömülü, dili zirveye çıkaran etkinliklerdir. Fakat bu dili kullanmada edebiyatın üstünlüğü vardır. Felsefe edebiyattan aldığı birikimi başka bir işlemden geçirir. Yani edebiyattan aldığı suyu arıtarak kullanır diyebiliriz. Evet edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişki hem psikoloji hem de edebiyatın merkezinde insan yer alır. Her iki alanda da insanı bir bütün olarak ele alır ve insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. İnsan psikolojisi ve edebiyat iç içe düşünülmüş ve eserlerin ortaya çıkmasında psikolojiden yararlanılmıştır. Edebiyat ve psikoloji iç içe girmiş, iki farklı alan olarak birbirini besler. Romanlarda kişilerin tahlil edilmesinde psikolojiden yararlanılır. Edebiyat psikolojinin çağrışım metotlarından yararlanmış ve bilinç akışı tekniğini oluşturmuştur. Evet ikinci konumuza geçiyoruz. Yazım kuralları. Ses olayları ile yazım kuralları karşınıza şu şekilde çıkabilir. size aşağıdakilerden hangisinin hangi cümlenin yazımında bir hata vardır der ve şıklarda yazımı yanlış olan sözcüğü bulmanızı ister. Şimdi yazım yanlışlarında nelere dikkat edeceğiz? İlk olarak ses olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ses olayları ile ilgili yanlışlıklar yapılabilir. Örneğin sözcükler yazılırken ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi gibi kurallara dikkat edilmezse ya da gereksiz yere ünlü daralması yapılırsa yazım yanlış olabilir. Mesela yazın şehrimizde fuar düzenlenecek. Burada şehrimizdeki kelimesindeki i'nin düşmesi ve şehrimizde olarak kullanılması gerekiyordu. Ama burada i düşmediği için işte ses olaylarıyla ilgili yanlışlık yapılmış ve yazım hatası vardır diyebiliriz. İkinci örneğe baktığımızda, müdür dışarıda bekleyenleri içeri çağırdı. Buradaki bekleyenlerindeki i, e'den i'ye daralmıştır. Normalde bekleyenleri olması gerekirken, yanlış bir daralma kullanılmış, e i'ye dönüştürülmüş ve burada daralma olmaması gerekirken daralma yapıldığı için yine ses olayları ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. İkinci dikkat etmemiz gereken ise sayıların yazımıdır. Birden fazla basamaktan oluşan sayıların her bir basamağı ayrı yazılmalıdır. Örneğin, nişan için 154 tane şeker sipariş etti. Buradaki 154 bitişik yazılmış ama doğrusu 100, 50 ve 4 kelimelerin ayrı yazılması olacaktı. Ayrıca sıra bildiren ince incekinin bazı sayılardan sonra gelişine de dikkat edilmelidir. Kardeşim ikinci sınıfa geçti. Burada 2'den sonra kesme işareti koymuş ve inci demiş. Ama buradaki i olmamalıydı. Çünkü iki sayısı zaten i harfiyle bitiyor. Burada hiç i'yi kullanmadan c ekini kullanmalıydık. Nasıl kullanabilirdik? Doğrusu mesela ikinci olması gerekiyordu. 3 olursa doğruydu. 3 derdik. Kesme işareti ve üncü kullanırdık. Çünkü son harfi ç ile bitiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü dikkat etmemiz gereken kural ise gün ve ayatlarının yazımıdır. Gün ve ayatlarının yazımında rakam veya rakamsal ifade varsa gün ve ay büyük yoksa küçük yazılır. Sınavın 12 Nisan'da olacak. Şimdi burada rakamsal bir ifade var 12. E, o zaman Nisan'ın N'si büyük olmalıydı. N burada küçük olarak kullanıldığı için yanlış bir kullanım vardır. İkinci kısma bakıyoruz. ikinci örneğimize. Olimpiyatlar Haziran'da başlıyor. E şimdi burada baktığınızda sayı var mı? Yok. E rakamsal bir ifade kullanılmamasına rağmen Haziran'ın H'si büyük yazılmış bir de daha kesme işaretiyle ayrılmış. Şimdi burada rakamsal bir ifade olmadığı için bu büyük yazılmaması gerekiyor. Ayrıca kesme işaretiyle ayrılmaması gerekiyor. Ama mesela olimpiyatlar 12 Haziran'da başlıyor deseydi o zaman H'nin büyük yazılması ve tırnak işaretiyle dağ'ın ayrılması doğru bir kullanım olurdu. Şimdi dördüncü dikkat etmemiz gereken kurala bakıyoruz. Kısaltmalardan sonra geleneklere dikkat etmeliyiz. Cümle içinde kısaltma varsa o kısaltmanın uzun hali okunmaz. Bu nedenle kısaltmadan sonra gelen ek kısaltmaya uygun olmalıdır. Örneğimize baktığımızda bu sözcüğü TDK'nin sözlüğünde bulamadım. Şimdi burada doğru bir kullanım var. Siz burada nın kullanımını yaparsanız yanlış olurdu. TDK'nın şeklinde okunmaz. Çünkü Türkçe'de K, K olarak okunur, K olarak okunmaz. Veya Türk Dil Kurumu'nun şeklinde bir ek getiremezsiniz. Burada kısaltması kullanıldığı için kısaltmaya göre bir ek getirmelisiniz. Evet, fin, yarın 22.00'da başlayacakmış da daha kullanılmış. Ama siz burada 00 olduğu için onu şu şekilde okursunuz normalde. 22'de başlayacakmış. O yüzden buradaki daha kullanımı da yanlıştır. 22'de başlayacakmış olarak kullanılmalıydı. Evet şimdi yazım kurallarıyla devam ediyoruz. Birleşik fiillerin yazımı. Birleşik fiillerimiz etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle oluşturulan fiillerdir. Şimdi isime ismimize etmek ve olmak yardımcı eylemi geldiğinde ünlü düşmesi oluyorsa bitişik yazılır e, ünsüz türemesi olu yoksa ayrı yazılır. Şimdi bakalım bana evlenme teklif etti. Şimdi burada e, etmek fiili getirilmiş ismize, teklif isim etmek yardımcı fiilimiz e, burada ünlü düşmesi var mı yok e, ünsüz türemesi var mı yok. O zaman nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı. Teklif etti olarak yazılmalıydı. Lütfen biraz daha sabır edin. E şimdi burada e, etmek sabır kelimesine etmek yardımcı fiili getirilmiş. O zaman bu nasıl yapılmalıydı? Bitişik yazılmalıydı ve sabredin olmalıydı. Sabredin yazdığımızda da ı düşecekti ve düştüğünde ne yazmamız gerekiyordu zaten? Bitişik yazmamız gerekiyordu. Yine yazım kurallarının altıncı kuralıyla devam ediyoruz. Kesme işareti kullanımı. Kesme işareti bazı sözcüklerden sonraki gereksiz kullanımı yazım yanlışına neden olabilir. Şimdi yaşlı kadın elmasını yere düşürdü demiş. Şimdi burada elmadan sonra tırnak işareti kullanılmış. Şimdi diyeceksiniz ki hocam elma bir özel isim değil ki neden orada tırnak işareti kullanıyoruz? Özel isim olsa kullanmamız gerekirdi ama şu an yanlış bir kullanım diyebilirsiniz. Ama doğru bir kullanımdır. Neden? Orada tırnak olmasaydı. Yaşlı kadın elmasını yere düşürdü dediğinde kimimiz elma anlayacaktık, kimimiz elmas anlayacaktık. Bu nedenle yanlış kullanımın yani e, anlamı karışabilecek sözcüklerde anlam karışmaması için tırnak işaretinin kullanılması doğrudur. Bu nedenle burada elma ve elmas kelimeler kelimeleri karışabileceğinden elmadan sonra tırnak işareti gelmesi doğru bir kullanımdır. Evet. Orada Afrikalı çocukları gördük. Şimdi Evet Afrika özel bir isim. Afrika e, bir yaradadır. Afrikalı dediğimiz o yerde yaşayan insanları kastederiz ve artık bu bir yapım ekidir. Yapım eklerinden sonra kesme işareti gelmez. Yani yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılamaz. Bu nedenle Afrikalı derken e, tırnak kullanmamız yanlış bir kullanımdır. Evet, ya Yakup Kadri'ler yetiştirmek zor. Özel atlara getirilen çoğul eki ve bundan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Büyük harflerin kullanımı, gazete, dergi isimlerinden sonra gelen gazetesi, dergisi gibi kullanımlar küçük yazılmalıdır. Mesela Hürriyet Gazetesi, buradaki gazete özel ad olduğu için büyük yazılmalı. Penguen Dergisi, burada da penguen özel bir isim olduğu için dergi de yine büyük yazılmalıdır. Yine önemli bir konu. Yer isimlerinden önce gelen yön adları büyük, sonra gelen yer adları küçük yazılır. Mesela Orta Avrupa. Direkt bir yeri kastettiğimiz için büyük yazılır. Ama Anadolu'nun doğusu dediğimizde burada Anadolu'nun doğusunu kastediyoruz. Yani özel bir isim değil. Bu nedenle burada doğu yön belirttiği için küçük yazılır. Ama Orta Avrupa'daki orta orta bir yer adıdır. Özel bir isim adıdır. Bu nedenle büyük yazılır. Evet, pekiştirmelerin ve ikilemelerin yazımı. Pekiştirmeler bitişik, ikilemeler ise ayrı yazılır. Mas mavi, kıpkırmızı, tertemiz, sapa sağlam. Bunların hepsi pekiştirme, pekiştirmedir ve bitişik yazılır. Tek tek, iyi kötü, el ele, yan yana, ardı ardına. Bunların hepsi ikilemedir ve ayrı yazılır. D'nin yazımı, şimdi D ve D'nin yazımı önemlidir ve çok karıştırılır. Ayrı mı yazacağız, bitişik mi yazacağız, neye göre bakacağız ona bakalım. Burada bir tablomuz var. Eğer ki fiile, Fiil olduğunu nasıl anlıyorduk? Master ek'i getirerek. Yani bir kelimemize bizim Mac mak ek'i geliyorsa o zaman nedir? Bu fiildir ve bir eylem bildirmesi gerekir. Ama Mac mak ek'i getirilemiyorsa ve bir eylem bildirmiyorsa bu isimdir. Fiile D'da her zaman ayrı yazılır. Siz fiile D'da getiriyorsanız bu daima ayrı yazılır. Ayrıca D'da çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa ayrı yazılmalıdır. Nerede? Kimde sorularına cevap veriyorsa da yine bitişik yazılmalıdır. Şimdi örneklerimize bakacağız. Hızlı yürü de son otobüse yetişelim. Şimdi burada yürümek bir fiil olduğu için buradaki de ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış yanlış bir kullanım. Kardeşim bu gece bende kalacak. Kimde kalacak? Bende kalacak. Kimde sorusuna cevap verdiği için ayrı yazılmaz, bitişik yazılmalıydı. Şu kitabı okusun da bilge dinsin. Yine fiilden sonra gelmiş. Fiilden sonra geldiği için ayrı yazılmalıydı. Ki'nin yazımı ile ilgili yine bir tablomuz var. E, ki, fiile ki gelirse fiilden sonra geldiğinde her zaman ayrı yazılır. Aynı D'de olduğu gibi. Eğer ki sözcüğe ki geldiyse ve artık sözcük ki ile birlikte sıfat olduysa o zaman bitişik yazılır. Yani herhangi bir sözcükten sonra ki gelip o sözcüğü sıfat yapıyorsa bitişik yazılır. Ayrıca ın, nın, im eklerinden sonra ki gelirse yine bitişik yazılır. Yani tamlayan eklerinden sonra gelip bir ismin yerini tutuyorsa bitişik yazılır diyebiliriz. Örneklerimize bakıyoruz. Dersi derste dinle ki öğren. Şimdi dinle bir fiildir. Bu nedenle ayrı yazılmalıydı. Burada bitişik yazılmış. Yanlış bir kullanım. Karşıki evde oturuyor ki ki karşı sözcüğün sıfat yapmış. Bu nedenle bitişik yazılmalıydı. Hangi evde oturuyor? Karşı evde oturuyor. Yani bu bir sıfat olmuş artık. Bu nedenle bitişik yazılmalıydı. Şimdi yazım kurallarını bitirdik. Geldik noktalama işaretlerimize. Virgül eş görevli sözcük ya da sözcük öbeklerinin arasına konur. Sıralı cümlelerin arasına konur. Yüklemden uzak düşmüş öznelerden sonra konur. Başkasına ait sözlerin bitimine konur. Ara sözlerin başına ve sonuna konur. Anlam karışıklığını gidermek için zamir ve sıfatlardan sonra konur. Evet, peki, hayır gibi sözcüklerden sonra konur. Peki noktalı virgüle bakalım. Ögeleri arasına virgül girmiş sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Cümle içinde gruplandırmaların arasına konur. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra konur. Bakın burası önemli. İkiden fazla eş değer ögemiz varsa ve virgül kullanıldıysa bu durumda özneden sonra noktalı virgül koyuyoruz. Az önce ne demiştik? Eğer ki yükleme özneden e, uzak düşmüşse virgül kullanır demiştik. Ama siz cümlenizde zaten sıralı cümleye ayırmak için virgül kullanmışsınız. Bir daha virgül kullanırsanız, yani özneden sonra da virgül kullanırsanız anlam karışıklığı olacak. Bu durum olduğunda o zaman özneden sonra biz noktalı virgül kullanıyoruz. İki noktaya bakıyoruz. İki nokta açıklama yapılmadan önce konur. Aslında çok önemli iki nokta. Neden? E, özellikle test sorularında... E, şeyde de önemli. Paragraf sorularında da önemli. Hani hangisi açıklayıcı paragraf, hangisi betimleyici paragraf gibi sorularımız oluyor ya işte iki nokta varsa o açıklayıcı paragraf oluyor. Hani bunun için de önemli bir noktadır. Açıklama yapılmadan önce iki nokta konulur. Örnek sıralanmadan önce konur. Edebi metinlerde konuşma çizgisinden önce konur. Başkasına ait olup tırnak içine alınmış alıntı sözlerden önce konur. Evet noktalama işaretlerimiz de bitti ve son ünitemize geçtik. 1960 sonrası hikaye özelliklerine bakacağız. Bu dönemde başarılı eserler verilmiştir. Bu dönem hikayelerine farklı yönelimler vardır. Bireysel duyarlılık, toplumsal çizgi ve milli dini anlayış. Bu dönemde yazarlar modernizm ve postmodernizm akımlarıyla birlikte hikayeyi teknik ve anlatım olarak geliştirmişlerdir. Bu dönemde eser veren yazar sayısı artmış ve bununla birlikte öykülerde konu ve anlayış olarak çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilmiştir. 1960'lı yılların siyasi ve sosyal ortamı hikayeye taşınmıştır. Bu dönemde Leyla Erbil, Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun gibi isimler hikaye türünde önemli eserler vermiştir. 1960 sonrası hikaye yönelimlerine baktığımızda bireyin iç dünyasını ele alan hikayeler. Bu tarzdaki hikayelerde ise bireylerin yaşadıkları iç bunalımlar ve çatışmalar dile konu olarak işlenmiştir. Bireyin iç dünyası, iç çözümle ve bilinç akışı gibi tekniklerle ortaya konur. Toplumsal gerçek hikayeler, bu hikayelerde gece konularda yaşayanlar, işçiler, memurlar, Almanya'ya göç eden işçiler, kentlere göç sorunu, kadınların yaşadığı sıkıntılar ve işsizlik gibi sorunlar ele alınmıştır. Bu anlayışta eser veren sanatçılar, Adalet Ağoğlu, Talip Apaydın e, gibi sanatçılar diyebiliriz dini milli duyarlılıkta yazılan hikayeler önceki dönemlere kıyasla bu dönemde dini duyarlı ön plana çıkaran yazarların sayısı artmıştır. Bu tarzda hikaye veren sanatçılarımız Rasim Özdenören, İsmail Kılıoğlu, Durali Yılmaz ve Mustafa Kutludur. 1970-1980 arası hikayeye baktığımızda 1970'li yıllarda modern hikayelerin yanında postmodern etkisindeki hikaye örnekleri de verilmiştir. Bu dönemde siyasi, toplumsal ve günlük konularla eserler verilmiştir. 1980'li yıllarla birlikte günlük yaşamdaki insan hayatı kadının toplumdaki yeri ve çocuklar eserlerde işlenmeye başlamıştır. Evet, önemli bir konuya daha geçtik. Sözcükte anlam. Gerçek anlam, bir sözcüğün tek başına kullanıldığında tanımlanabilen anlamı gerçek ya da temel anlam olarak adlandırılır. Kelimelerin sözlük anlamı da gerçek anlamdır. Gerçek anlam genellikle sözcüğün akla gelen ilk anlamı olmaktadır. Örnek vermek gerekirse gerçek anıma, ormanda ateş yaktıktaki ateş gerçek anlamda kullanılmıştır. Şimdi ateş deyince aklınıza gelmesi gereken ilk anlamı nedir? Isı ve ışık kaynağı olan ateştir. Şimdi ikinci ee, cüm şeyimize bakalım, kullanımımıza yan anlam. Yan anlamda kullanılan sözcükler gerçek anlamdan yola çıkarılarak bir benzerlik sonrasında oluşmuştur. Yani bir varlığın ismi, şekil olarak ya da işlevsel olarak benzerlik kurulabilen başka bir varlıktan alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sözcüğün gerçek anlamdan tam olarak kopmamış olmasıdır. Şimdi ilk örneğimizi ateş üzerinden vermiştik. İkinci örneğimizde yine ateş kelimesi üzerinden verelim. Çocuğun ateşi çıktı. Şimdi buradaki ateş Az önce kullandığımız ısı ve ışık kaynağı olan bir ateş mi? Hayır. Burada çocuğun ateşi çıktı dediğimizde sağlık durumu ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz ve yine bir sıcaklık var. Yani gerçek anlamda bir bağlantı var. Bakın ısı olarak bir bağlantı var. Bu nedenle bu yan anlamıyla kullanımıdır diyebiliriz. Mecaz anlama baktığımızda ise kelimelerin sözlük anlamlarının uzaklaşıp başka bir anlamda kullanılmasıdır. Genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla kullanılır. Yine ateş kelimemiz üzerinden gidelim. İçime bir ateş düştü. Şimdi buradaki ateş kullanımı soyut bir kullanımdır. Ne ısı kaynağıdır ne ışık kaynağıdır. Gerçek anlamından tamamen bağlantısızdır ve somut, görülebilir, duyulabilir beş duyu organımızla algılanabilir bir şey değildir. İşte bu kullanımlara da biz mecaz anlam diyoruz. Saf şiir özelliklerine bakalım. Bu anlayıştaki sanatçılar şiiri basit bir uğraştan ziyade soylu bir iş olarak görürler. Şiirin herhangi bir ideolojinin emrine sunulması karşı çıkılmıştır. Bu anlayışa göre amaç ortaya güzel bir şiir koyabilmektir. Şiirde belli bir fikrin işlenmesine karşı çıkılmış, okurda estetik bir haz uyandırmaya amaçlamıştır. Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılır. Şairler kendilerine özgü imgesel bir anlatım tarzı oluşturmuşlardır. Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir. Şiirde ahenk, uyak, redife önem verilmiştir. Sembolizmin etkisi vardır. Biçim güzelliğine önem vermelerinden dolayı şiirde anlam aramak gereksizdir. Şiirde anlam yerine cümle ve kelimelerin ses değeri olmalıdır. Şiirde anlam yerine biçim savunulduğu için estetik tavır ön plana çıkmıştır. Toplumcu gerçek şiir özelliklerine baktığımızda 1920'li yıllarda Nazım Hikmet'in öncülüğünde ortaya çıkmış bir şiir anlayışıdır. Genel olarak yoksulluk, yaşam mücadelesi, eğitimsizlik, işçiyle köylülerin ezilmesi ve sömürülmesi, eşitsizlik ve baskı gibi toplumsal sorunlar ele alınmıştır. Bu şiir anlayışında toplumsal sorunlar ağırlıklı olarak sosyalist düşüncenin yaklaşımıyla dile getirilmiştir. Gerçek sanatın halka yaklaşan ve onun sorunlarını dile getiren sanat olduğunu savunmuşlardır sanat toplum içindir anlayışını benimsemişlerdir. Şairin biçiminden çok içeriğine önem verilmiş. Şiirin, şiirin estetik yönünü göz ardı edilmiştir. Şiirde serbest nazım savunulmuştur. Şiirlerine kafiye ve redifi kullanmamışlar. Ahengi, ses ve kelime tekrarları ve ses akışıyla sağlamışlardır. İdeolojilerini şiire yansıtmaktan çekinmemişlerdir. Şairler bu şiir anlayışıyla birlikte o döneme kadar işlenmemiş konulara ve kavramlara değinmişlerdir kitleleri harekete geçirmek adına şiirlerine güçlü bir hitabete yer vermişlerdir. Şiirlerde yalın bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir. Toplumcu gerçek şairler ise Nazım Hikmet Ran başta, Atilla İlhan, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe, Arif Damar ve Rıfat Ilgaz'dır. Garip akımı da yine önemli. Garip akımı özelliklerine, Baktığımızda şiirde ölçü ve kafiye gibi her türlü kurala karşı çıkmışlardır. Halkın günlük konuşma dilini şiirde kullanmaya çalışmışlardır. Sıradan halkı şiirlerde konu edinmişlerdir. Şiirde sadeliğe önem verip süslü ve sanatlı bir dile karşı çıkmışlardır. Türk şiirinde o güne kadar işlenmeyen işlenmeyen konuların şiirde ele alınması çabasında olmuşlardır. Sürrealizm ve Dadaizm akımlarının etkilenmişlerdir. İnsanın yaşama sevinci şiirlerine fazlasıyla hissedilir. Şiirdeki anlam kapalılığı ve oyunlarını terk etmişlerdir. Şiirlerinde ideolojik ögeler yer almaz. Şiirlerinde toplumu yerdikleri de görülmüştür. Garip şiirlerinde şairlendirilikten uzak bir görüntü vardır. Garip akımı temsilcileri Orhan Belikanık, Oktay Rıfat Horozcuoğlu, Horozcu ve Melih Cevdet Anday'dır. İkinci yeniciler özelliklerine bakıyoruz. Garipçilerin şiiri basitleştirmesi nedeniyle şairlerin tepki göstermesi sonrasında ikinci yeni şiir anlayışı doğmuştur diyebiliriz. İkinci yeni şiir anlayışında duygular ve hayaller ön plana çıkmıştır. Sürrealizm yani gerçek üstücülük akımının etkileri görülür. Şiir dili kapalıdır ve sembollerle bezlendiğinden anlaşılmazdır. Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlar ve ahengi, aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarıyla sağlamışlardır. Şiirin öyküleştirilmesine eleştirilmişlerdir. Şiirde bir anlam bulunmaz, şiirde amaç hissetmektir. İkinci yeni şiirlerinde bireysellik ön plandadır. İkinci yeni şiir anlayışı şairlerin ortak bir hareketinden doğmamıştır. 1954-1980 yıllarında yazılan şiirler incelendiğinde birbirinden bağımsız hareket eden şairlerin ortak bir noktada şiir yazdıkları görülmüştür. Evet arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı, yazılıya hazırlığımızı tamamladık. bir de örnek yazılı videosu hazırlayacağım ama yorumlara yazılı tarihlerinizi bırakırsanız yazılı tarihlerinizden önce yüklemeye çalışacağım. hepinize sınavınıza başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.